uzak bölgesine. Hadi 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 hadi. 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 Her tarafa bakın. Hadi çıkıyoruz arkadaşlar. İyi baktın değil mi? Baktım. Herhangi bir hazırlığı yok. Başına gelecekleri bilseydik yapardı hazırlanıp. Kadir bana dün gece 48 saat süre verdi. Bu süre içerisinde Cansız'ı ve Kerim'i serbest bırakmamı istedi. 48 saat içinde hem Cansız'ı hem Kerim'i alacak. Cansız da aynı şeyleri söyledi. Kadir'in istediklerini alacağını söyledi. Peki neden 48 saat? Kadir'i hazırlıyor. Karşısına çıkanı Cansız zannedip öldürsün diye. Yani onu öfkelendirecek. Yavaş yavaş dolduracak. Aklı sıra bir oyun hazırlıyor işte. Nasıl bir oyun bu Veli? Açık açık söylemeyecek misin bana? 48 saatin sonunda birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Seni bilmem ama ben kazananların tarafında olacağım. Ben de kaybedemem belli. Duyuyor musun? Kaybedemem. Güzel. Güzel. Kerem'den başlayalım mı? Kerim'i öldürecek adam buldun mu? Hı-hı. Başıma bela olmayacak değil mi? Kerem bir cinayete kurban gitmeyecek ki. Nasıl olacak peki? İntihar edecek. Ama bu sana 200 bin liraya patlar. Bu indirimli hali. Sana dumping. Tamam. Parayı teslim edeceğim adresi ver bana. İçerideki adamına da söyle. Kerem işini bitirsin. Belki çoktan bitirmiştir. Bugün cenaze var yani. Yani. Kerem nerede? Kerem Korkmaz hastaneye götürülüyor kontrol için. Ne hastanesi? Kerem'e bir şey mi oldu? Bir kavgaya karıştı. İki gardiyanla kavga etti. Gardiyanların onu öldürmek istediğini söylüyor. Kerem nasıl? Bir şey oldu mu ona? Kerem Korkmaz gayet iyi. Dediğim gibi kontrol amaçlı götürülüyor. Hangi hastane? Bir bilgim yok. Ya ne demek bir bilgim yok ya? Hangi hastaneye götürüldüğünü öğrenene kadar burada bekleyeceğim. Efendim Serpil teyze. Meral. Kızım neredesin? Serpil teyze beni arama artık. Ben elimden gelenin fazlasını yaptım. Daha fazla bir şey yapamam.
Kapatıyorum. Dur, dur Meral, ne olur kapatma. Kerem'in hayatı tehlikede. Nasıl yani? Ne demek o? Bak, orada güvende değil. Demir denen adam, o adam bana dedi ki Kerem ölecek. Ben böyle hiçbir şey yapmadan duramıyorum Meral. Yani bak, son bir kere daha yan yana gelelim. Belki bir yolu vardır ha? Oğlumu kurtarmanın belki bir yolu vardır Meral. Son bir kere yan yana gelelim. Ben seni daha rahatsız etmeyeceğim, sana söz veriyorum. Tamam, geliyorum. Neredesin? Tamam, bekle, geliyorum. Geliyor. Merak etme, tamam mı? Bundan sonrasını ben halledeceğim. Hadi Gülsün, azıcık Gülsün. Çok güzel ya. Bir de bana tilki diyorlar. Ne istiyorsun? Senin istediğin şeyi. Neymiş o? Kerem'i kurtarmak. Senin de bunu istediğini biliyorum çünkü buradasın. Herhalde istiyorum. Ama öyle kolay değil o. Aslında kolay da sen zorlaştırıyorsun. Kerem'i içeriden çıkaracak şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun da... ya yapmaya cesaretin yok ya sevgin. Ben Kerem'i seviyorum. Öyle mi? Nasıl ikna ettin kendini Kerem'i sevdiğine? O suçluların yanında olarak mı yoksa Yakup'u koruyup kollayarak mı? Ne oldu Meral? Arada mı kaldın? Kerem mi, Yakup mu? Hangisi daha ağır basıyor? Hangisi daha değerli senin için? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Kerem'i gerçekten sevseydin bu kadar kararsız kalmazsın. Aklın Yakup'ta değil, Kerem'de olurdu. Bence sen hiç kendini boşuna kandırma. Senin Kerem'i sevdiğin falan yok. Sevseydin Yakup'u bize verirdin çünkü. Kerem Korkmaz içeride mi? Siz kimsiniz? Niye soruyorsunuz Kerem Korkmaz'ı? Cemre Gür. Avukatıyım. Onu şimdi görmek istiyorum. Şu an muayene oluyor. Onun avukatıyım ve onu şimdi görmek istiyorum. Giriniz. Merhaba. Ben Kerem Korkmaz'ın avukatıyım. Merhabalar. Buyurun. Muayene bittiyse bir konuşabilir miyim? Tabii. Buyurun lütfen. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ya kavga çıktı dediler. İki gardiyan yaralanmış. Ne yaptın sen? Niye böyle bir şey yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım Cemre ya. Saldırdılar. Ben de kendimi savundum. Yaptığım hiçbir şey yok. O iki gardiyan beni öldürmeye kalktı. Nasıl yani? Ne öldürmesi? Niye böyle bir şey yapsınlar ki? Niye olacak? Bizi ayırmak için. Ölü ya da diri kızım fark etmiyor. Bizim ayrılmamızı istiyorlar. Tek istedikleri bu. Ben böyle bir şey izin vermem. Seni benden alamazlar. Gitmeye niyeti olan kim ya? Sen iyisin değil mi? İyiyim. Artık çok daha iyiyim. O gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım ben. Mahvedeceğim onları. Yaparsın, yaparsın biliyorum da elini çabuk tutman lazım. Daha ne kadar dayanırım onu bilmiyorum ben Cemre. İçeride durum fena. Elimden gelen her şeyi yapıyorum ama durmayacaklar. Durmayacaklar. Elini çabuk tut, bir an önce çıkar beni oradan. Tamam, çıkaracağım. Ama biraz daha sabret. Ve kimseye bulaşma, ne olur. Tamam. Eğer senin bir çocuğun olsaydı var ya, dünyanın en mutlu çocuğu olurdu. Nereden çıktı şimdi bu? O kadar şefkatlisin ki. Sevdiğin herkesi çocuklaştırıyorsun. Senin de yaramaz bir çocuktan farkın yok. Sorma ya. Camı çerçeveye indirip duruyoruz değil mi? Hayır, bir de bunun sıkıntısını sadece ben çeksem bir şey. Ama başkalarını da içine sokuyorum. Başkalarını da sürüklüyorum. O kötü. Yok, başkaları kim?
Yani başkaları derken işte sevdiklerimden bahsediyorum ya. Bir isim rica etsem. Buraya bakarak lütfen. Çok kolay zannediyorsun değil mi? Gözlerin içine baka baka seni seviyorum demeyi çok kolay zannediyorsun değil mi? Niye kolay olmasın? Sen sadece baktığını zannediyorsun Cemre. Ama ben orada kayboluyorum. Gözlerinde kayboluyorum. Böyle avukat olur ya. Oluyormuş işte. Oluyormuş da. Öldürüyormuş. Sana bir şey olmasın bana yeter. Sana yoksa kimsem kalmadı benim. Ölümden dönmüşsün hala gülüyorsun ya. Ben bir seni görmezsem deliririm bir de gülmezsem.